Habib İbni Mezahir. Kimdir Habib İbni Mezahir? Allah Resulü'nün ashabından, hem de seçkin sahabelerden. Önde gelen sahabelerden. Sevilen sahabelerden. Habib İbni Mezahir. Peygamber Efendimiz'den sonra Hazreti Ali'ye yar olmuş. Hazreti Ali'ye ensar olmuş. Hazreti Ali'nin safında, tarafında yer almış. Hazreti İmam Ali aleyhisselamdan sonra İmam Hasan'a ensar olmuş. İmam Hasan'la beraber olmuş. İmam Hasan'ın düşmanlarına karşı mücadele etmiş. İmam Hasan aleyhisselamdan sonra İmam Hüseyin'e ensar olmuş. İmam Hüseyin'in safında yer almış ve Aşura günü 72 şehitten bir tanesi Habib İbni Mezahir. Yani Habib İbni Mezahir 4 tane masuma ashab olmuş. Bir peygamber efendimiz ve 3 tane de imam. Ashab olmuş Habib İbni Mezahir. Peygamber Efendimizin zamanında yaşı gençti. Peygamber Efendimizin dünyadan gitmesinden 50 sene sonra Haşura gerçekleşti. Kerbela hadisesi gerçekleşti. Yani Peygamber Efendimizin zamanında Habib'in yaşı 30 olsa Haşura günü 80, 25 olsa Haşura günü 75, 20 olsa Haşura günü 70. Bakın dikkat edin. Habib yaşlıydı. Saçı sakalı ağarmıştı. Habib İbni Mezahir Kufe pazarından geçiyor. Kufe pazarından bakıyor Müslim İbni Evvesace. İmam Hüseyin aleyhisselam bütün sancakları dağıtmış. Bu senin sancağındır, şu senin sancağındır, şu senin sancağı. Bir tane sancağı bırakmış. Soruyorlar ey Mevlam bu kimin sancağı? Bunu kime vereceksin? Buyuruyor bunun sahibi gelecek. Gelecek bunun sahibi. Habib İbni Mezahir Kufe pazarından geçerken Müslim İbni Evsece'ye rastlıyor. Müslim ne yapıyorsun? Dur kına alıyorum. Ne yapacaksın? Sakalımı kınalayacağım. Müslim, kına rengi geçicidir. Gel ben seni bir yere götüreyim. Sakalına orada bir renk vursunlar. O renk kıyamete kadar geçmez. Müslim diyor bu nasıl bir renktir? Nerededir bu renk? Diyor bu renk Kerbela'dadır. Hazreti Hüseyin'in yanındadır. Gidelim oraya ak sakalını kızıl kanınla, kızıl kanının rengine büründürsünler. Kıyamete kadar o renk geçmez. Kendisiyle beraber Habib birden Müslim İbni Evsece'yi alıp gidiyor. Aşura günü. Evet. Uzaktan bakıyorlar ki 3 kişi geliyor. Biri Habib, biri Müslim, biri Habib'in hizmetkarı, kölesi. Geliyor. Geldiğinde bir sevinç. Bakın 3 kişi gelmiş İmam Hüseyin'in safına. Çocuklar seviniyorlar. İmam Hüseyin'in evlatları, kardeşinin evlatları mutlu, seviniyorlar. Babamız Hüseyin'in de safına. Çünkü görüyorlar ki şehirlerden grup grup 300 kişi, 500 kişi, 150 kişi grup grup insanlar İbn-i Ziyad'ın safına, Ömer Saad'ın safına geliyorlar. Çocuklar 3 kişinin geldiğini görünce mutlular, seviniyorlar. Babam Hüseyin'in de safına birileri geldi tarafına. Amcam Hüseyin'in de safına birileri geldi. Seviniyorlar. Çadırdan Hazreti Zeynep soruyor. Bu sevincin sebebi nedir? Hazreti Zeynep'e haber götürüyorlar. Habib İbni Mezahir gelmiş. Diyor ki, benden Habib'e selam söyleyin.
selamın kıymeti nedir biliyor musunuz? Vallahi bu selam dünyadan kıymetlidir. Sadece benden Habibe selam söyleyin. Bu cümleyi 20 saat burada ben anlatsam bitiremem. Bunun anlamı nedir? İnanın 20 saat anlatsam bitmez. Benden Habibe selam söyleyin. Bu cümlenin ifade etmek istediği anlam nedir? Marifet nedir? Sır nedir? İrfan nedir? Bu selamın kıymetini anlayan Habib'tir ancak. Habib gibilerdir ancak. Diz çöktü yere Habib. Aldı kızgın topraklara başına döküyor. Birileri de Habib ne yapıyorsun? Dedi ya ne yapıyorsun ne demek ya? Ya şu selam gönderen kimdir biliyor musunuz? Fatıma'nın kızı Zeynep Habibi adam yerine koymuş, ona selam gönderiyor. Allahu Ekber. Aşura günü şehit oldu. Nasıl şehit oldu oraları bırakıyorum. Nasıl şehit oldu oraları bırakıyorum. Yıllar sonra, yıllar sonra, yıllar sonra büyük alimlerden bir tanesi Habib İbni Mezahir'i rüyada görüyor. Bakın dikkat edin. Habib bakıyor berzah aleminin cennetinde güllük gülüştanlık bir yerde çok rahat saadet içinde diyor Habib hoş senin haline. Hoş senin haline. Peygamber'e ashab oldun. İmam Ali'ye yar yaver oldun. İmam Hasan'a taraf oldun. İmam Hüseyin'le de beraber omuz omuza İslam düşmanlarına karşı savaşıp şehit oldun. Hoş senin haline. Habib bir arzun var mı? İçinde bir hasretin var mı? Hasret bakın. Hasret yani insanın gözünün dikildiği gözünün geride olduğu şeyler. Bir hasretin, bir arzun var mı? Habib dedi evet var. Evet var. Evet var deyince alim şaşırdı. Habib, bunca makamlarına rağmen, halen içinde bunca makamına rağmen, buradaki rahatına rağmen, saadetine rağmen, halen dahi içinde bir hasretin mi var diyorsun? Dedi evet var. Dedi nedir? Eyvah, 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 eyvah. Ölmeden, bu hasrete kapılmadan yaşarken biz Habib'in hasretini giderebiliriz. Kendi adımıza. Hı hı. Öldükten sonra biz de aynı hasrete kapılacağız. Keşke daha fazla yapsaydım. Yapan diyecek keşke daha fazla yapsaydım. Yapmayan diyecek keşke ben yapabilseydim. Ama o keşkenin söyleme zamanı bize daha gelmedi. Çünkü biz bu dünyadayız. Habib'in hasreti ne? Dedi keşke Allah beni dünyaya geri gönderse. Ben şu Mevlam Hüseyin'in adına meclis yapanlar var ya. Onların yanında otursam, onlarla yan yana otursam. Mevlam Hüseyin'e iki damla gözyaşı dökebilsem. Keşke bunu yapabilsem. Alim çok şaşırdı. Habib, dört masuma ensar oldun. Bunun hasretin. Bu mu senin kalbindeki hasret? Dedi ben Habibim, Muhammed Mustafa Efendim'den sallallahu aleyhi ve aleyh duydum ki, buyurdu kim evladım Hüseyin'in mateminde oturup iki damla gözyaşı dökerse, Allahu Teala ona 100 tane şehidin sevabını verir ve onun cennetteki derecesini çoğaltır. 100 tane şehidin sevabını verir. Şimdi bakın, o mecliste oturan, ağlayan ağlamayan, hizmet halkasının içinde bulunan, Habib onlardan birisi olmak istiyor. Bakın Habib'in arzusu o. Şimdi siz gelin, Kerbela'nın 71 şehidinden Habib'in arzusu o. Demek ki çok büyük bir makam, çok önemli bir hizmet, çok önemli bir ibadet. O ibadeti yapanların beynini sulandırın, midesini bulandırın, meclislerine efendim alt üst edin, sönük geçmesine. Vallahi billahi tillahi peygamber efendimize karşıdan değil arkadan saplanan hançerdir bu.
İmam Hüseyin'i arkadan hançerlemektir bu. Evet. Ya gelirsin o halkanın içinde adam gibi hizmetini verirsin. Oturursun, sine okursun, sine vurursun, şerbet dağıtırsın, efendim su dağıtırsın, ayakkabı düzeltirsin. Hiçbir şey yapamıyorsan sadece oturur dinlersin. Ama bunların aksini yaparsan, sevap ve mükafat istisna olduğu gibi ceza da istisnadır. Allah bizleri öylelerinden etmesin inşallah. Amin. Hizmet edenlerinden etsin inşallah. Gerçekten çok etkileyici hikayeler bunlar. Hani o hikayelere bakıyoruz, kendimize bakıyoruz. Biz onların yüzde kaçındayız gerçekten anlaması çok zor ama o bilince sahip olabilmeyi Allah bizlere inşallah hocam nasip etsin. Amin. Son 5 dakikamız kaldı hocam. Sizden kısa bir şekilde bu Muharremlik meclislerini düzenleyenlere, tertip edenlere, bu noktada emek verenlere kısa bir mesajınızı alabilir miyiz? Bakın Yunus kardeşim, benim Kanal 12 kameraları aracılığı ile bu mahı matem Muharrem ayında İmam Hüseyin sevdalılarına söyleyebilecek acizane tavsiyem şudur. Kim 14 masuma, 14 masum içerisinde istisnaları olan Hazreti Hüseyin aleyhisselama yaklaşır ise, yaklaşması insanı Allah katında aziz eder. Aziz eder. Dünyasına da, ahiretine de muazzam derecede fayda sağlar yaklaşmak. Büyük alimler, büyük arifler, müçtehitler, erenler, koskoca behrul ulumlar, koskoca şeyh mufidler ki İmam Mehdi aleyhisselam Şeyh Mufid'in vefatında diyor, senin ölümün benim belimi büktü. Ehesedit, ey benim güvenilir kardeşim. Böyle bir Şeyh Mufid'ler, bakın. Mukaddes-i Erdebililer. Mukaddes-i Erdebililer. Behrul Ulumlar. Ve niceleri, İmam Hüseyin aleyhisselamın, kendisini demiyorum, İmam Hüseyin aleyhisselamın ashabının mezarının önüne geldikleri zaman iki büklüm eğilirlerdi ve selam verirlerdi. Ashabın içinde kimler vardı? Ashabın içerisinde düne kadar Hazreti Ali'nin karşısında yer alan 3. devlet başkanından taraf olan Züheyr ibn Kayn vardı. O ashab içerisinde. Düne kadar öyleydi ama geldi Kerbela'da İmam Hüseyin'in safında yer alıp şehit oldu. Ashabın içerisinde Aşura hadisesinden 18-19 gün öncesine kadar Hristiyan olan Vehhab vardı. Şimdi bu saydığım büyük zatlar, yüce şahsiyetler 18 gün önce Hristiyan olan Vehhab'in mezarının önünde iki büklüm eğiliyorlar. Düne kadar Hazreti Ali'nin düşmanı olup da bugün İmam Hüseyin'in yanında şehit olan Züheyr ibn Kayn'ın mezarının toprağının önünde iki büklüm eğiliyorlar. Bunun anlamı nedir? Kim Hazreti Hüseyin'in kervanına katılırsa, o kervan kıyamete kadar devam edecek. O kervan o gün yola koyuldu. Hicri 61'de Hüseyin'i kervan yola çıktı. Halen daha o kervan gidiyor bakın. Şu anda biz o kervanın halkasından biriyiz. Emin olun. Şu izleyicilerimiz var ya, her şeylerini kenara bırakmış bizi izliyorlar ya. İmam Hüseyin'in mektebini, İmam Hüseyin'i dinliyorlar ya, İmam Hüseyin'in meclisini, faziletini dinliyorlar ya, o kervanın bir halkasıdır bunlar. Bakınız, Hazreti Hüseyin aleyhisselamın kervanına katılan
efendim üçüncü halifeci de olsa, 18 gün önce Hristiyan da olsa, kervana katıldığından dolayı bırak kendisini, mezarının toprağı kutsaldır. Mezarının toprağı, evet. Artık İmam Hüseyin'den söz etmiyorum bakın. İmam Hüseyin'in kendisinden, kendi toprağından söz etmiyorum. Düne kadar Hristiyan olup bugün o kervanda yer alan, düne kadar Hazreti Ali'nin karşısında olup bugün o kervanda yer alanın mezarının toprağı kutsaldır ve yüce şahsiyetler o toprağın önünde iki büklüm eğilmişlerdir. Dolayısıyla aziz mi olmak istiyorsun? Kıymetli mi olmak istiyorsun? Allah tarafından efendim sevilmek mi istiyorsun? İşte sana Hüseyin'in kervanı, aleyhisselamın kervanı. Gel o kervanda yerini al. Tavsiyem budur. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza yüreğinize sağlık.